Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası mikrofonlara konuşan Bahçeli, görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Efendim, bir nezaket ziyareti gerçekleşti. Evet, doğrudur efendim. Neler söylersiniz sayın? Efendim, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri sonrasında oluşmuş olan yasamayı bugün yasama başkanı Sayın Binali Yıldırım Bey'i ziyaretle hem kendilerini tebrik ettik hem başarılar diledik. Bir nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı sohbet olmuştur. Bahçeli'ye sorulan Koray Aydın'ın liderimiz Devlet Bahçeli gafı sorulması üzerine ise şunları söyledi. Benim gaf kelimesi, sürçülisan kelimesi ki bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde Sayın Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey'in ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir. Kasıt olduğunu düşünür müsünüz efendim? Kesinlikle. Yani orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz. Kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var. Efendim, İyi Parti açısından yarar var. Evet. Efendim, İyi Parti'den bazı kopmalar yaşanabileceği ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısının yeniden çalınabileceği yönünde iddialar da var kulislerde. Bu yönde evet. Bir adım gelirse sizin tavrınız nasıl olur? Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi? Onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında Milliyetçi Hareket Partisi ile beraberlikleri kalmamıştır.